Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Küçük hobicilik yapan Halit abiydi değil mi? Evet. Halit abi, bunları ne zamandır besliyorsun? Bu sevda? 3 sene oldu aşağı yukarı. Daha önce besliyor muydun kanatlı? Evde besliyorum burada. Evde besliyordum. Buradaki besleme amacın bu kadar kanatlıyı. Sebebi nedir, onu bir öğrenmek istiyorum. Burada benim hobim ya işte. Hobi? Tabii. Onları yemiyorum, sunuyorum, böyle uğraşıyorum. O çok güzel. Hangi kanatlar var, onları bana bir göstersen. Kırmızılar var. Şunlar var. Tamam. Atakslar var. Ataklar var. Şunlar normal denizli normal horozlu kırmaları gibi. Evet. Kazları kışın kesim için mi kullanıyorsun? Onları 5-6 tane satacağım. O bir tarafını duracak. 8-10 tanesini bırakacağım yani. 2 tane onlar. Sen gibi. O zaman satışını da yapıyorsun. Ya evet. O zaman o kadar yapmıyorum da satacağım yani 6-7 tanesini. Kaç liradan satıyorsun sezon geldiğinde? 150. 150 tane mi? Evet. Vallahi ucuz veriyor. Ucuz, onu söyleyeyim. Yani. Vallahi ucuz veriyor. 5 tane ben fazla atmam. Anladım. Çok yerde sordum. Kilosunu 50 liradan diyorlar. Doğrudur. Onu söyleyeyim. Vallahi böyle süper. Evet. Torunlar falan var mı? Onlar evet, bakıyorlar. Tamam. Bunlar torunlar da bakıyorlar. Yarında geliyor, basma. Baksana. Vallahi maşallah. Ama şey söyleyeyim, çok güzel alan yapmışsın. Evet. Onu söyleyeyim çünkü hayvanlar stres almaz, dışarıya çıkarlar. Evet. Yem olarak ne veriyorsun? Arpa, buğday. Arpayla buğday. Başka bir şey vermiyorsun. Yok. Bu fenli yem verenler var. Yok, hiç yavaş. Hiçbir şekilde vermiyorsun. Valla eline koluna sağlık, ellerine sağlık. Söylemek istediğim bir şey var mı? Sağ ol, teşekkür ederim. Ne söyleyeyim, söyleyeyim abi? Valla geldik, sana misafir olduk. Sağ ol, hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi de hadi işte böyle. İyi, valla süpersin dayıcım. Ben de çok teşekkür hobi ederim. Hobi işte, bu benim bir hobim. Oğlum aldı burayı. Evet. Bana bıraktı böyle, ben uğraşıyorum işte bundan. Maşallah, çok güzel. Oğluna da teşekkür ederiz biz de. Valla ben de Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak böyle hobileri yapanlar kanatları çekiyoruz. Seni de böyle gördük, bir merhaba dedik, bizi kabul ettin. Tabii, çok teşekkür ederim. Şey dediğine, değil mi? Çok sağ ol, var ol dayıcım. Arkadaşlar, Tangal mı, Dogo mu? Arkadaşlar, şimdi geldik çat kapı. Amcam ismin Hamit mi? Halit mi? Halit. Halit amcamla, valla o kadar hızlı giriş yaptık ki, böyle hemen kanatları çektim, oğluyla da tanıştık. Ama bunu da size göstermek istiyorum. İsmi nedir bu? Ne ismi? İsmi? Neymiş lan? Boyka. Boyka. Bu Dogo falan değil değil mi? Arjantin Dogo. Orijinal mi? Tabii. Ben şeyden, yabancı köpeklerden çok anlamam. Pis salma abi. Yok yok. Pis salma bizi bu yer. Yok yok. Ama vay 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 vay. Vallahi. Kaç yaşında bu? 3. 3 yaşında. 6 yaşında. Arkadaşlar, beraber aldım. Arjantin Dogo. İşte görmüş olduğunuz gibi. Şöyle size yakından göstereyim. Çektiğin fotoğrafı senin de yanında. Yanında çektin değil mi? Ya bende hep şey var ya. Bak şu, bak görün arkadaşlar, ufakla. Ya ben kangal ve akbaşlara alışmışım. Evet. Onların böyle daha samimi, böyle daha dost duyguları olduğuna. Kangallar öyledir. Ya evet. Gerçekten alışmışım. Şimdi Arjantin Dogo deyince, İnternete girince hep böyle kötü şeyler, kötü şeyler görüyorum. Ondan dolayı ön yargılı da olmamak lazım. Ha, çocuk oynuyor işte, evet. İçeri giriyor, dışarı çıkıyor. Değil mi? Hep çok mu şey seviyorsun oğlum bunu? Sana diyor amca. İsmin ne senin? Ali Tuna. Ali Tuna nasıl seviyor? Bakın arkadaşlar. Evet. Aferin Ali Tuna. Bunu yeni aldım. Lazım, bu neydi? İşte her canlının sevgiye ihtiyacı var arkadaşlar. Hızlı bir giriş yaptık buraya. Ama sağ olsunlar, çok sıcak karşıladılar bizi. Evet, Arjantin Dogo'yu da sizlerle paylaşayım. Bunu her yerde göremezsiniz. Sen de gel. Evet. Bu nedir bu ufaklık? Bu? O şanslı. Yeni aldık, onun şeyin ne olduğunu bilmiyorum. O şanslı. Gel oğlum, gel. Sizin bu da benim kızım. Bu ne cinsi? Ne? Buna ne diyorlar? Bu kız. Vallahi bak, bu da güzelmiş. O büyüdü, çok güzel oldu. Evet. Bugün daha yeni yok. Daha arkadaşlar, bunu bilen var arkadaşlar. Yorumlara lütfen yazın. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de çıkartamadım. Ama çok güzel. Tavuklarla birlikte böyle büyüyor arkadaşlar, iç içe. Ama Arjantin Dogo'ya harbi bayıldım. Gel oğlum, gel. Boyko. Gel. Boyko. Aferin ya. Boyko da Boyko'ymuş abi. Abi duruşu bile çok caydırıcı. Ben sana söyleyeyim. Yok, çok şeydir abi. Yok, sakindir ya. Eyvallah. Gezer, şeydir, öyle şey etmez hiç. Evet, evet. Ben onu alı gezdim hiç. Çok çıkarım güzel. Sizin demek. Elinizde mi büyüdü? Ben bunu Suruva'dan aldım. Evet. Daha bu 6 aylık bir şeydi. 6 aylıktı. Evet. Evet. Bak. Evet. Arkadaşlar. İşte.
Her canlının sevgiye ihtiyacı var. Evet. İşte Boyko da böyle. Ali ile birlikte vallahi çok güzel olmuşlar. Evet. Şunu göstermem lazım. Süper. Abi güzel ya kazları, ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ucuz veriyor. Ya ben satmıyorum da şimdi. Bak, geçen ben bir tane şimdi. Ben şöyle söyleyeyim. Şu siyah var ya, işte 120 lira aldım abi. Evet. Bir tane yanlarında büyük olsun. Bunlar bu senenin hepsi. Hmm. Hepsi bu senenin. Bu senenin yavrular. Bu senenin yavrular bunlar. Bunların şeyini bu boğdu. Yanına girmiş. Sen şey yapsan tabuğu değil mi? Yani, Boyko yanına, affetmez. Yanına girmiş. Evet. Şey söyleyeceğim. Kendin bastırmıyor musun kuluçkaya? Bastırdım, orada var 5 tane. Ha 5 tane var. 5 tane. 20'den 5 tane çıktı. Kaç dişi vardı bu sene? Bu sene 8 tane dişim var inşallah. 8 dişiden kaç tane yavru aldın? Daha bir şey almadım ben. 2 tane de 8, bir tane 8 tane yavru aldım. He. Bir tane kadar. Evet. O günden dedim yani. O zaman çok şey verimli olmamış bu sene. Yok, verim yok. Bu sene ben çok yeri gezdim. Herkesin bir şikayeti var. Döl oranı çok düşük diyorlar. Onun da hem mevsimsel olduğuna inanıyorum, bir de çiftleşmek için böyle güzel bir suya ihtiyacı var bunların. Abi, göl oranı artıyor. Her gün değişiyor kuranımız. Yok, tahmin ediyorum. Tertemiz, baksanıza. Benim şeyim var, sura şimdi değiştim. Bak. Evet. Sular henüz değiştim her şeyde. Evet. Ah, torunum da geziyor bak, ufak torunum da. Evet. Oğlum! Oğlum! Gel yavrum! Şunlara bak ya. İşte abi işte. Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar her zaman evet. Çok daha sağlıklı evet. Oluyor. Ali amca. Evet. Ama şey bekleriz yani. İnşallah. Bizim orası da güzeldir. İnşallah. Onu söyleyeyim. Ama şöyle baktım mı bu çocukların vallahi hayvan sevgisiyle büyümesi mükemmel bir şey. Onlar yani, ya hiç. Özgüvenleri, öz sorumlulukları çok yüksek olur. Evet. Ben hep onu söylüyorum. Yanına gelelim oturur şeyleri hiç etmeyeceğiz. Evet. Yani. Boyko kazları da yemesen iyiymiş oğlum. Oğlum bir de kazları yemesen iyiymiş. Buraya girmişler. Onlar da jetle kızmış. Tabii. Bu bile giremiyor şimdi. Şu tavuk ne paçalı? Ona bir şey diyor ama yalan söylüyorum bile. Bu aşağıya 3 tane verelim de o da benim. Vallahi 3 senedir mi? Oo şu. Evet. Yanında bir tane daha var. Evet. Bir tane de kurt yattı. 3 tane yavruç kardeşler. İyi, çok güzel. O da 3 tane onlar. Bunların ağzını bana fabrikadan getirdi. Harika. Şey, hastalıklarla nasıl mücadele ediyorsun? Abi onlara ben şimdi şey veriyorum, sirke veriyorum. Sularına sirke veriyorum. Değil mi? Sürekli sularına. Sürekli aspirin atıyorum. Aspirin atıyorsun. Yani, sularına. Devamlı öyle. Bir şeyler vermek zorundayız. Her gün temizleyeyim. Oğlum! Gel. Bak, sen ne yapıyorsun? Al. Şşt. Bak bakayım bana. Al. Tura. Bakın arkadaşlar. Al. Tura. Baba diyor baba. Al köpeğe bak. Abi i̇şte hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların yüzü de gülüyor arkadaşlar. Onu da sizlere belirteyim. İkisi de gördüğünüz gibi abi kardeş. Köpeklerini seviyorlar ve çok mutlular. Harika. Arkadaşlar, Kanatlılar Alemi Samsun kanalı olarak Halit amcanın küçük hobi kümesine geldik. Bizi de çok iyi karşıladı sağ olsun. Kaz üretimi az da olsa yapıyor. Tavukları yine sağlıklı. Sağlıkları ile ilgili sularına aspirin ve sirke kattığını söyledi. Bunun faydalı olduğunu söyledi. Ben de buna katılıyorum, onu belirtiyorum. Herkese saygılar. Evet, yavrularını da gördüm içeride. Bu paçalının yavruları. Paçalı onlar da. Güzel ya. Bunlar yaşamına yaşam katar. Dün de konuştum bir tane de. Valla Cemal dayıyla sohbet ettik. Dedi ki 15 sene önce bypass ölüyordum. Ama ben bu işleri yapmaya başlayınca yeniden yaşama tutundum. Ben de kalp krizi geçirdim. Ondan sonra şu kolayı buraya aldı. Değil mi? Ya ben de kalp krizi geçirdim. Ondan sonra şu kolayı aldı. Ben sabah 6.30'da gelirim buraya 9'a kadar. Evet. Ondan sonra eve giderim 3'te gelirim. Akşam 7-8'e kadar buradayım. Ha, ama şimdi kalple ilgili... Yok Allah hiçbir şey yok. Allah'ıma şükür. İşte onu söylüyorum. Hayata tutunmak için... Evet. Bu yani Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetleri gerçekten... Evet. Hem bakmalıyız hem de değerlendirmeliyiz. Evet. Vallahi insanlar rehabilite oluyor, kafaları stresten uzaklaşıyorlar, kafaya taktıkları bir şeyden kurtuluyorlar. Yani sağda solda boş boş dolaşmaktansa kanatlı beslemek her zaman arkadaşlar. Bakın amcam da kalp krizi geçirmiş ama ondan sonra bu bahçenin kurulmasıyla şu anda çok sağlıklı. Allah sana uzun ömürler versin. Yaş 72 benim. Maşallah çok iyi. Vallahi bir daha görsünler seni. Arkadaşlar 72 yaşında ama hiç göstermiyorsun amcam. Vallahi hiç göstermiyorsun. Sağ ol abi, Allah teşekkür abi, ederiz. Tabii. Allah razı olsun. Cümlemedi değil mi? Arkadaşlar şimdi Halit amca dedi ki bahçeyi de çekelim. Bahçede şimdi Halit amca neler var? Fasulyem var, mısırım var. Fasulyeler, mısırlar, bunlara şey kullanıyor musun? Kimyasal kullanıyor musun? Evet, doğrusu. Kullanıyor musun? O şeyleri, böcek olursa fazla bir şey yok. Böcekler oluyor bahçeye yapıyor. Onu bana kullanıyor. Kullanmam, hiçbir şey yok. Kullanmamaya çalışmak lazım. Fasulyeler hiç kullanmam bak.
şey üzümlere bir şey kullanıyor musun? Üzümle de bu sene bir şey kullanmadım. Tamam, o zaman ben şimdi her yere gidiyorum. İsminiz neydi? Nazım kardeşim de orada da oğlumla tanıştım. Şey söyleyeceğim, üzümlerle ilgili yeni öğrendim. Üzüm asmalarına odun külü var ya, evet. Onu suda ıslatıp ıslattıktan sonra üzerine püskürtüyorsunuz. Ne bir böcek oluyor ne bir şey. Kimyasal hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Ben gülleri atıyordum ya. Bilginiz, evet. Heh, gülleri atıyordum. Bilginiz ya. Olsun. Ben de her gittiğim yerde öğreniyorum. Evet. Fasulyeler geç kalmadı mı bunlar? Yok, bunlar şeylik. Daha var onların. Ve güz fasulyesi mi diyorsunuz bunları? Evet. Vallahi ablam da bunları yapıyor. Abla sana da merhaba. Vallahi şöyle domatesler. Domatesler aynı, hiç ilaç yok. Hiç ilaç yok. İlaç diye bir şey alamadım. Sadece ilacı neye attın orada? Onu da yalan da konuşmayayım ben. Tüm İlacı böcek olduğundan bir sefer fasulye yaptım. Bir sefer fasulye şey. Atmış arkadaşlar. Evet. Halit amcam. Başka yok. Şöyle. Arkadaşlar şöyle işte domatesler. Halit amcanın bakın kendi bahçesinde. Her şey on numara. Kendine de. Burası prefabrik bir ev. Evet. Prefabrik kendine bir ev yapmış. Burada işte rahatsızlığından sonra böyle bir yeri oğlu almış. Vallahi helal olsun. O süreçten sonra da şu anda sağlık durumu çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi. Kendi üretimini kendisi yapıyor. Hem kendisine hem çevresine, dostlarına. Bak bizlere de güzel bir görsel sağladı. Göz zevki sağladı. Onun için de teşekkür ediyoruz ona. Vallahi harika. Böyle çocukları için, torunları için de oyun alanı. Arkadaşlar bunları gösteriyorum ki sizler de yarın bir gün kendinize böyle bir bahçeli yer yapmak istiyorsanız işte Halit amcanın yapmış olduğu gibi hem bahçe hem siz söyleyin oyun çocukların oynayacağı yerler hem de kanatlar için gerçekten orada özenmiş bir kafes yapmış. Orayı yapmış bu şekilde mutlu ve mesut bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Evet çok güzel. Halit amca teşekkürler. Şey bize her yeri gösterdin. Şey Allah değil, razı olsun. Bu Ali de 10 numara. Ali büyüyünce ne olmak istiyorsun oğlum? Halit Tuna sana diyor. Motorcu. Aferin oğlum. Yavrum. Bu da çok tatlı. Sen de çok tatlısın kuzum. Al. Bana. Bak amcaya bak. Evet ya çok güzel. Ömür boyu bu anı olarak kalır. Evet. Bir el sallayacak mısın? El sal oğlum el sal. Bir öpücük at. Öpücük at oğlum. Amca öpücük at. Atacak mısın bir öpücük at, bize? Öpücük at amca. Amcaya bir öpücük at. Aferin oğlum. Aferin canım benim. Teşekkürler kuzum benim. Teşekkürler. Bana söyleyeceğim izleyeceksiniz tamam mı Ali'cim? Tamam. Aha bak. Sen de bir öpücük atabilirsin. Hadi at. Tamam çok güzel. Teşekkürler. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuk oldu bugün. Sabahtan beri gerçekten çok yerler gördük ve gezdik. Ve en son durağımızda ya çat kapı oldu. Böyle bir ara noktaya girdik. Dedik burada hobi tavukçuluk yapan var mıdır diye. Bir baktık çok güzeldi bir tel kafes. Önünde gezme alanlarını gördük. Selamun aleyküm dedik. Halit amca da bizi evladı, gelini büyük ihtimal çok iyi karşıladılar. Torunları da çok şekerdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şöyle güzel yapmış oldukları güzel hobi bahçelerini ve hobi tavukçuluk yaptığı noktayı gördük. Buradan çıkarttığım ders şu arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Birincisi gerçekten samimi ve gönülden merhaba dediğiniz her kapı size açılıyor. İkincisi de kişilerin, insanların sağlık noktasında huzurlu ve gerçekten problem yaşamaması için bir kanatlıyla veya bir bahçeyle veya doğayla uğraşması gerektiğini kesinlikle anladım. Halit amca da bunlardan bir tanesi ve bize örnek oldu. Ona da teşekkür ederim. Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.